Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı t Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki kirişler dörtgeni yaylar testini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle bir dörtgen verilmiş. Biz buna ne diyoruz? Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgenin özelliği nedir? Karşılıklı açılar toplamları 180. Yani x artı 30 ile 3x eksi 10'un toplamı 180 yapacak. 4x yaptı. Şu x'in toplamı 20 yaptı. 180'den 20 çıkınca 160 yapar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Bizler x isteniyor. Birinci soru 40 çıktı. Geldik ki ikinci soruda da arkadaş şurada bir kirişler dörtgeni var. Kirişlerden oluşan dörtgen olduğu için karşılıklı açılar toplamları 180'dir. E hocam burası direkt şey yapabiliriz. 110 sa yani burası kaç derece yapıyor? 70 derece yapıyor. E sonra üçgenden dolayı 70-30 daha 100. Buraya da ne kaldı? 80 derece kaldı. Ya da şu açıyı bulup iki iç açı bir dış açı deyip kirişler dörtgeninden direkt burayı da bulabilirdik. İstediğin şekilde yap. İkinci soru 80 oldu geldik 3'e. Şimdi çemberler birbirine değdiği zaman biz ne yapıyoruz? Şöyle bir ortak teğeti çiziyoruz. Ortak teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı görmek. Hocam burada teğet çizik ama teğet kiriş açı var mı? Yok. Kirişi biz oluşturalım. Bu sağdaki çemberde de teğet kiriş açı yok. Kirişi biz oluşturalım şöyle. Bak dikkat et 40 ise gördüğü yay 80 ya. Teğet kiriş açı var burada. Bak dikkat et teğet kiriş açı. 80 ise hop burası 40 derece yapar. Teğet kiriş açı var burada. 80 ise burası da 40 derece yapar mı yapar. Sonra burada da bir x ise gördüğü yay 2x teğet kiriş açı var. Hop burası x yapar. Teğet kiriş açı var. Hop burası da x mi yapar? Evet. E evet, şimdi burada bir üçgen var. 2x ve 40 40 80. 2x artı 80 eşittir 180 olduğundan. 2x eşittir 100 yapar ve x'i de böyle kaç buluruz? 50 derece olarak buluruz. Üçüncü soru 50 çıkar. Geldik 4'e. Şimdi formülleri var da gerek yok arkadaşlar. Ortak teğeti çizeceksin. Ortak teğeti çizeceksin. Ortak teğeti çizeceksin şöyle. Çizdik. Bunlar burada kesiyor falan filan diye bir şey diyemeyiz tabi de. Öyle denk geldi. Şimdi amaç teğet kiriş açıdaki amaç nedir? Yani teğet çizmekte amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Kirişimiz yok. Hocam şurada bir kiriş oluşturabiliriz. Şurada da bir kiriş oluşturabiliriz. Şurada da bir kiriş oluşturabiliriz. O zaman bir şeyler çıkıyor. Bak şimdi dikkat et. 25 ise 50. Hocam teğet kiriş açı 50'yi görüyorsa o zaman burada kaçı 25. Burası da aynı şekilde 25 olur. Burada da teğet kiriş açı 50'yi görüyor. Hocam 30 ise 60. Bak teğet kiriş açı 60'ı görüyorsa o zaman bu açı 30 derece yapar. Bu açı da 30 derece yapar. X 2x değil dikkat. X x çevre merkez açıdan dolayı Hocam teğet giriş açı x'i görüyor. O zaman burada kaçı? x bölü 2. Burada kaçı da aynı şekilde x bölü 2 olur. O zaman burada bir üçgen çıktı. Şu ikisinin toplamı x artı 25 25 50 artı 30 30 60'ın toplamı üçgen iç açılar toplamı yaptığı için 180 derece olmak zorunda. Şurası 110 yaptı. E x de 180 eksi 110'dan dolayı kaç çıkacaktır? 70 derece çıkacaktır. Yani örnek 4'ü 70 bulduk geldik örnek 5'e. Çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yapıyoruz? Ortak teğeti çiziyoruz. Sonra o büyük çemberin merkezi. Ya bir kere burada çevre açı yok. Merkez açı yok. Ne yapacağız? Ee, bir şeyler çizmemiz lazım. X'e ait. O zaman şunu çizsek. Hocam tam merkez teğet çektik oldu mu? Burada oldu. Bak burası 90 derece. Bu arada bu yarıçap, bu yarıçap X ise burası da X. 50'yi kullanayım. 50 ise gördüğü yer 100. Zaten bu teğeti çizmekteki amaç teğet kiriş açıyı kullanmaktı teğet kiriş açı yüzü yürüyor. O zaman burası ne yapar? 50 olur. Sonra ne var burada? Bu doğrusal mı önemli olan o? ABC doğrusal mı? Şimdi BDC açısından bahsetmiş. Bakalım BDC açısından bahsetmiş. Başka sanki burada bir doğrusal dese iyi olurdu arkadaşlar. Şu A, B, C çemberler birbirine B noktasında teğet. O büyük çemberin merkezi 50 derece. Yok doğrusal demesi lazımdı arkadaşlar. Burada bir eksiklik var. Yani şuradaki A, B, C noktaları doğrusalken biz bu işi yapabiliriz. Bu doğrusal olması demek hop tamamını 180 derece olması demek anlamına geliyor. Doğru açıdan dolayı 50 ise o zaman x'i kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Örnek 5 40 çıktı. Ve geldik örnek 6'ya. Arkadaş burada bir kirişler dörtgeni var mı? Var. Karşılıklı açılar toplamı 180. Yani burası 180. Eksi 3x yapar. E şimdi burası doğrusal ya. Hop burası da 3x yapar. 180'e tamamlayalım. Ve burada da bir kirişler dörtgeni var. İkisinin toplamı 5x eşittir ne olması lazım? 180 olması lazım. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 36 olarak buluruz. Örnek 6, 36 çıktı. Ve böylelikle bu testi de bitiriyoruz. O zaman sırada ne var? O ÖSYM tarzı testler var. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.